Merhabalar, ben Mualla. Darıca'dan herkese selamlar, sevgiler arkadaşlar. Şöyle ikinci katta kelebek çalısı çiçekleri ile başlayalım dedim bu kez. Evet arkadaşlar, mavi sakal çiçeği var. Farklı, ilk defa sizlerle paylaşacağım. Ve şöyle kenardan bir görünüyor biraz. Avize çiçeklerin 5 koldan geldiler. Harika oldular. Şu anda onları kaçırmadan sizlerle paylaşayım istiyorum. Onları görüntüleyeceğim. İşte bazı kanalar var. Bahçede asterler var. Başladı. Bir de çim zambağı farklı olarak sizlerle paylaşacağım. Videonun sonunda terastan kapatacağım. Terasın üstünü kapattık. Biraz tam tamamlanmadı ama sizlerle paylaşacağım onu da. Oradan bitişi yaparız. Şimdi ikinci kattan şöyle kelebek çalısına şöyle bir değineceğim. Bakın mezo duydu beni. Evet, mezoyu görmek isteyenler. Şişt, şişt, buraya bak, buraya. Mezo, mezo bir bak, bir bak. Evet, sesimi duydu. Hemen yan bahçede takılıyor daha çok. Evet, burada başka kediler herhalde koymuyor zannedersem. Zaten ön tarafta yavrularımız var. Buraya mı geleceksin? Gelemezsin. Düşersin mezo. Evet, kelebek çalısını arada komşu ile paravan olsun diye böyle bıraktım arkadaşlar. Bu tarafa gelen dallarını kestim gölge yapmasın diye. Kelebek çalısı ilk açtığı zaman çok büyük salkımlar halinde açıyor. Hatırlayanlar bilir ama düşeceksin. Ama gördüğünüz gibi şimdi daha küçük küçük böyle ama güzel görünüyor. Çok, bu renk çok güzel. Beyazı var, mavisi var. Sarısını da almıştım ama sarısı maalesef gitti. İnternetten aldığım birçok çiçek var ama hepsi kalmıyor arkadaşlar. Sağ kalmıyor, gidiyor. Balkon bahçeye ineceğiz. Kozmozlar var orada ve Melisa çiçeğim açmış. Bu son günlerde çok güzel kokusunu yayıyor arkadaşlar. Onu göstereceğim. Şöyle devam edelim isterseniz. Burada fazla takılmayalım. Mezo'ya azıcık daha bakalım. Mezo. Tamam, ben gidiyorum. Evet, şöyle balkon bahçeye çıktım. Muhtelif çiçekler. Evet, seralardan aldığım son çiçekleri sizlerle paylaşmıştım. Bakın, diktim onları ayrı saksılara ve mezo beni gördü, indi aşağıya. Bakın, aşkın gözyaşı. Şöyle prenses çamı. Ve Plectranthus dediğim Bangkok ve palmiye. Ne palmiyesiydi şimdi unuttum arkadaşlar. Evet, şöyle kozmozlara bakacağız. Evet, unuttum söylemeyi. Ne açtı? Sınameki açtı. Onu da görüntüleyeceğim. Biraz geriye dayadım onu. Şöyle baktığınızda evet, şu çiçeklerini dökmeden bir göstereyim. Genelde akşama döküyorlar çiçeklerini. Meksika petunyasının boduru arkadaşlar. Pembe çiçekli. Şöyle bakın. Antalya'da böyle yerlerde çok görüyordum. Yol kenarı peyzajlarında. Beyazı da var. Beyazı ile birlikte kullanıyorlar bunu. Bu bodur olan türü. Biliyorsunuz mor olanı. Görüntülüyorum sizlere zaman zaman. Şu anda akşamüstü döküldüler maalesef. Görüntüleyemeyeceğim. Çok güzel şu anda şu zaman halleri ama sabah çekimi yapmam gerekiyor o yüzden. Kozmozlar çok güzel görünüyor. Şöyle gidelim. Evet, Melisa bu son günlerde özellikle gece 12'ye doğru çok daha yoğun bir koku salıyor. Parfüm Melisa, Kolonya Melisa gibi isimleri var. Bu akşamları açıyor böyle. Sabahın erken saatlerinde de böyle görebiliyorsunuz ama akşamları karanlıkta çok daha fazla açıyor. Gündüz kapatıyor çiçeklerini. Ve hassas bir türdür Melisa arkadaşlar, bildiğiniz gibi. Ve bu gördüğünüz bütün bu dallar geçen kışın gitmişti tamamıyla. Bunlar yeni büyüyen dallar. Tamamıyla bu sene büyüyen dallar bunlar. Ve yanında mor kara sevda var ki kara sevda da aynı şekilde çünkü telgraf türü. Telgraf türleri hassas oluyor. Aşırı donda dayanmıyor tabii ki. Bunlar da bu sene çıkan dallar. Şöyle bakın Melisa'ya. Evet. Şöyle hepsi böyle yıldız yıldız açıyor. Çok tatlı bir kokusu var. Sivrisineklerden pek oturamıyoruz balkonlarda, bahçelerde arkadaşlar. İnanın bu yaz öyle çok tadını alamadık bahçenin. Oturamadık. Baharda biraz oturmuştuk. Şimdiden sonra belki otururuz. Sivrisinekler çok
kötü, gerçekten çok zarar veriyor arkadaşlar. O yüzden ama bu son birkaç gündür böyle balkonda oturup bu güzel Melisa'nın, Cesrum Melisa, onun kokusunu sinemize çektik. Evet, nasıl bakıyor? Bakın, bakın nasıl aşkla bakıyor. Nasıl aşkla bakıyor. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle bir balkon bahçeye şöyle bir göz gezdirelim biraz. Evet, kozmozlar dikkatimizi çekiyor. Genelde ince yapraklı, farklı renklerde oluyorlar ama bu gördüğünüz farklı bir türü, turuncu, çok alımlı. Bunun tohumunu nereden aldım? Evet, o videoyu izlerseniz, Derince'de emekli öğretmenlerin bahçesini sizlere görüntülemiştim. İzleyebilirsiniz. Sevgili çiçek dostumuz Hava Akıllı oğlun Alçacı. Evet, buradan selamlarımı göndereyim kendisine. Ben buraya bir kayığın küreğini dayadım. Geriye aldım ama iyi görmek için ben şimdi onu alacağım. Sarkacak, öyle göreceksiniz arkadaşlar. Öyle görün. Evet, küreği aldım ve sarktı. Şöyle bakın, Sinameki de en güzel zamanları. Sinameki videom da var arkadaşlar. Bilgileri ile sizlere paylaşmıştım. Sinameki Senna olarak geçmekte. Evet, çok alımlı. Bunun da hikayesi var. Evet, çok. Görünce çok hoşuma gitti. Altından tohumlarını aldım. Düşen tohumlarını yol kenarında fasulye gibi oluyor. Kapsülleri içinde taneler. Ve o sene çıktı. Bir yıl içinde büyüdü ve açtı. O ilk heyecan çok başka arkadaşlar. Şöyle bakın, çok da güzel görünüyor. Akşamüstü bu tarafı güneş de yansımıyor. Evet, akşam farklı güzellikler görünüyor. Sabah farklı. Sabahleyin sabah videolarımda bakın çiçeklere zarar. Çiçekleri dökeceksin. Sabah videolarımızda sabah sefaları oluyor arkadaşlar. Sabahları kendilerini gösteriyor çünkü. Bir de Meksika petunyaları gün içinde akşamleyin dökülüyorlar. Şu anda Meksika petunyalarını görüntüleyemedik. İnşallah başka videolarda ona dikkat ederim. Ama Sinameki bitkisini şöyle güzelce görün. İnanın bunlar çalı türler dibe yakın budanabilirler. Yeniden çıkıp büyüyüp çiçeklerini açarlar arkadaşlar. Çalı türlerinin özelliği onlar. Bahçe peyzaj bitkilerinde hep çalı türler genelde oluyor biliyorsunuz. Mezo, bak dökersen bozuşuruz seninle. Şöyle birazcık da sukulentleri. Bunları görüntülemiştim zaten ama şöyle yine bir göz gezdirmiş olalım arkadaşlar. Aralarda sardunyalarımız var. Mezo kızıyor bana. Onunla ilgilenmemi istiyor. Arada Jacobinya kral tacı çiçeklerim var ve şöyle bakın, bir taraftan tomurcuktalar. Bir taraftan da Meksika petunyalarını görüyorsunuz. Bunları arkadaşlar ben ekmedim. Daha önce bu köşede vardı. Dipten bir rizom dahi olsa o böyle toparlandı, büyüdü. Aslında çıkarmak istiyorum ama bakayım, belki şunları çıkartırım. Oradakiler kalır. Orası çünkü yol üstü biraz da. Yerlerde başka bitkiler var, çiçekler var. Gitsin istemiyorum. Bakın Jacobinya kral tacı çiçekleri şöyle açmak üzere. Açıp solanlar var. Yeni tomurcuk var. Bir taraftan devam ediyorlar. Bu şekilde çok sevdiğim bir tür. Yarı gölgedir arkadaşlar. Şöyle bakmış olun ve orada sardunyalarım. O saksıdaki güzel oldu. Buradakiler şu anda açık değil. Orada özel türlerim vardı. Şu ötede vardı özel türlerim, gitmiş. Yani kötü. Burada bir şeye dikkat çekmek istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz begonvil 2 yıldır bahçemde ve son 2 yıl kışın don yaptı biliyorsunuz. Yani anormal olarak don yaptı. Ama gördüğünüz gibi sağ salim begonvilim. Bu begonvilimi diktiğimde ilk kışa girerken, yani o yazın dikmiştim zaten de. Kışa girerken nasıl koruyorum diye video yapmıştım. Yazıp bakarsanız kışa girerken begonvil koruma ya da hassas bitkiler koruma gibi ne yaptığımı görürsünüz arkadaşlar. Bazen yorumlarda sorular soranlar oluyor. Yani işte örneğin diyelim Rudbeckia ya da Meksika petunyası, onun bakımı nasıl, anlatır mısınız? Tek tek yorumlarda öyle hani anlatırsam çok vakit gidiyor arkadaşlar. Yazarsanız kanalımızda birçok çiçeğin bilgilerini zaten anlattım.
Oradan bulup izleyebilirsiniz. Uygulamalı olarak hem çiçeklerin en güzel zamanlarından görüntüler alarak sizlere bilgilerini paylaştım arkadaşlar. Yani herhangi bir çiçeğin yeter ki ismini bilin. İsmini bildikten sonra yazarsınız. Değil benim hani videolarım, birçok başka uzmanların yaptığı videoları da izleyebilirsiniz. Bu minigül böyle bu sonbaharın serinliği ile bahçede güllerde yavaş yavaş renklenmeye başladı. Bakın kral tacı bazı yerlerde var. Açınca kendini gösteriyor ve bu gördüğünüz altın başak her yerden çıkıyor arkadaşlar. Ben çıkartıyorum. Bazen tek tük böyle bıraktıklarım oluyor. Çok güzel bir bitki ama gördüğünüz gibi bayağı bir boylu boslu ve rizomlu, dipten böyle saçaklı rizomları ile birçok fide çıkıyor. Bakın mesela bunlar. Bakın bunlar büyük boylu olanları kopardım. Yeniden dipten böyle yeni fideler gelmekte. Şöyle bakalım. Aşağıdan yine mor salkım diyorum. Mor salkımı da budadım arkadaşlar. Evet, begonvillerin püf noktası, begonvillerin arkası duvar, güney cephede olması. Malçlama yapıyorum, koruma yapıyorum. Önceki kış işte koruma yaparken sizlere video yaptım. Sonraki kış çok az bir, çok don yapacağı zaman üzerine bir sofra bezi gibi bir şey attım arkadaşlar. Bir masa örtüsü gibi bir şey attım. Yani o dertsizler var ya, birazcık kenarından korundu. Yani ilk kışı atlattıysa demek ki sağlamlaştı. Şu şekilde bakalım, balkon bahçede epey kaldık. Mavi sakala gideceğiz. Ah, şeylere gideceğiz. Avize çiçekleri çok güzel. Geçmeden artık görüntüleyeyim arkadaşlar. Birkaç video çektim. İnanın kaç saat harcadım. 2-3 gündür çekiyorum. Bir aksilik çıkıyor, yarım kalıyor. Video kapanıyor derken tek videoda sizlere paylaşmak istedim. Ekleme yapmayayım diye. Şöyle geçelim. Akşamüstü en son güneş batımını deniz tarafından, ufuktan sizlere görüntüleyeceğim. Bahçeyi çektikten sonra. Mezo, ne yapıyorsun orada? Ne yapıyorsun? Evet, şöyle sakız sardunyaya bakalım. Bir de cam kenarında çok güzel açmış şu anda bir sardunya var. Onu gösteririm. Bu Melahat Sarsu çiçekli balkon. Evet, YouTube kanalı var arkadaşlar. Tohumdan yetiştiriyor sardunyaları ve sukulentleri, videosuna bakarsanız videolarına, YouTube kanalında çok güzel bilgilerini de anlatmakta. Bu da yıldız sardunya, dedim mi? Şöyle Rutbeckia, Eporbia, Mili dedik. Şöyle bir yukarıdan bakalım. Epey bir budadım Yasemin ve Mine'leri. Çok balkon pisleniyordu. Çiçeklerin tozları falan. Zaten solmuşken, çiçekliyken kıyamam açmayı, şey yapmaya, kesmeye. Şöyle bakın. Evet, bu sardunyadan bahsediyordum. Harika. Bunu da Melahat Sarsu arkadaşım verdiklerinden 3-4 tane bana kendi yetiştirmiş, böyle saksılar ile vermişti. Bakın pembe içi kırmızı, çok hoş, çok tatlı görünmekte ve kırmızı ve bu koyu kırmızı arkadaşlar, bakın şöyle. Evet, sardunyalı penceremden ama kuş bakışı bir bakış şöyle. Yalnız elimi çabuk tutayım, videoyu çekeyim. Gün batımını terastan öyle o şekilde bitiririz. Evet, şöyle sardunyalara bir göz atıp dönelim. Burada size neden balkondayım? Brillantı göstereceğim. Brillantın bir değişik türü arkadaşlar. Adını bilmiyorum. Brillant gibi açıyor. Şöyle pembe, beyazı var. Unutmasam aşağıda saksılarda göstereceğim size. Şöyle bakın. Bir de şunu göstereceğim arkadaşlar. Stapelya kaktüsü bir hayli tomurcuk verdi arkadaşlar. Bakın. Bir hayli tomurcuk verme eğiliminde bir taraftan. Bu sene açtı, toparladı kendini ancak, ama bu kadar çok çiçek ben hani hiç beklemiyordum. Böyle bu arada öksüz küçük yavru, yol kenarında bulduğumuz yavru sesimi duydu, bana sesleniyor. Onu da görüntülerim. Tüylü telgraf şöyle çok güzel oldu ve teyzenin videosunda bahsettiğim kaktüs bu. Şöyle bakın, düşmüş onun ikinci kattan. Kırılmış ve oradan 3-4 koldan birden oldu. Bunu da kesersem olur ama kıyabilir miyim? Onu bilmiyorum arkadaşlar. Kesmeye kıyamam ki.
ve fulgens tomurcuk da bakın şöyle çok güzel turuncu çiçekli çok güzel bir sukulent bu. Birkaç yıldır açmadı. Bu sene toparlandı ve karides çiçeği. Arkadaşlar sarı karides, mısır çiçeği ve kandil çiçeği de denilen güzellik bu. Bir çiçek dostumuz, bir arkadaşımız karides çiçeği aslında bu değil. Ben de öyle biliyordum. Diğeri. Evet, diğeri karides çiçeği. Daha çok benziyor karidese ama yani ana başlıkta aynı isim. Belki sarı karides buna deniliyor. Ötekisi de kızıl. Çok tabii ki güzel o da. Yasemin Hanım'ın bahçesinde tatlı bir gezinti videoma bakarsanız bahçesinde bir hayli o karides çiçeğinden vardı. Sürekli yetiştirmiş, sürekli ondan çoğaltmış ve yarı gölgede olduğu için istediği ortam çok güzel olmuş. O videomuza bakarsanız aslında en çok izlenen videolardan birisi Yasemin Hanım'ın bahçesinde tatlı bir gezinti arkadaşlar. Bu arada şeyi teşekkür edeceğim. Nermin Kayman dostumuz, arkadaşımız. Buradan enişten teşekkürlerimi sunmak istiyorum kendisine. Neden? Bizi keşfettikten sonra sadece yeni videolarımızı değil, geçmişteki videolarımı da sıra ile izliyor arkadaşlar. Her izlediğinde yorum yapıyor. Oradan biliyorum. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Sizler de izleyebilirsiniz, izlemediyseniz. Çünkü inanın ben tekrarları sevmiyorum. Yani aynı şeylerin tekrarını. Eğer farklı formdaysa, farklı tasarımlarda ise çekiyorum arkadaşlar. Aynı şeyleri tekrar tekrar sizlere ısıtıp hani sunmak gibi oluyor. Yapmam. O yüzden videolarıma bakarsanız farklı güzellikleri müşahede edersiniz. Evet, inşallah akşama etmeyiz. Şöyle mavi sakala doğru gidelim. Evet, mavi sakalın önemine binaen mavi eşarp taktım, başörtü taktım. O yüzden şöyle inelim ve kırmızı gül de azar azar açtı. Mavi yaseminler de görünüyor oralarda. Şöyle bakalım, bakalım beraber çekilelim önce. Şöyle bakın mavi sakal denilen çiçeğimiz. Şöyle bakın. Hakkında şu anda çok güzel açmış. Yani tam sunuma hazır. Evet, bekledim zaten açmasını sizlere sunmak için. Aslında 2-3 yıldır ben de bir yapı markette görmüştüm bunu. Yaprakları farklı diye. Bu nedir? Ya, genelde biliyorsunuz seralarda farklı türleri araştırırım. Bu da farklı diye baktım. Etiketinde adını öğrenip internetten girip baktım. Böyle çiçekleri olduğunu görünce çok sevindim. Hemen aldım. O zaman çiçekli değildi tabii. Genelde sonbahar başında açıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi anca tamamladı kendini. Genelde hani çiçek severler veya bahçeli çiçekle ilgilenenler genelde sezon başı diye tabir edilen işte yaz başında seraları gezerler daha çok. O zaman da tabii ki bunu gördüğünde ilgisini çekmez. Genelde çiçekli olduğu zaman çiçekler, renkler ilgimizi çektiği için onlara odaklanıyoruz. Ama araştırdığımda böyle bir güzellik olduğunu anlayınca hemen aldım. Eksi onlara kadar dayanmakta. Instagram'da sordum bu çiçeği tanıyan var mı diye çıkmadı. Bir Almanya'dan bir takipçimiz fotoğraf attı, bir çiçek marketten fotoğraflarını attı. Karyopteris bilimsel adı arkadaşlar. Bilgilerini anlattığım bir video yapacağım. Çünkü arayanlar hani onunla ilgili şöyle kısa bir video ile bilgi alsın. Öyle videolarım da olacak inşallah kanalımızda. Şöyle baktıktan sonra geçelim isterseniz. Arkasında da kırmızı sakız sardunya var. O da çok güzel duruyor. Bu aralar renklendi ve hemen arkasında çim zambağını görüyorsunuz. Evet, çim zambağını arkadaşlar bundan sonraki videomda göreceksiniz. Bundan sonraki videomuz müjde çiçekçilikten çektiğim video arkadaşlar. Bu zambaklardan bir hayli vardı ve orada gördüm, oradan aldım ben bunları. Bakın çok güzel eflatun, çok hoş çiçekleri var. Bakın şöyle çim gibi bir çim türü, muhakkak çim zambağı denilmekte arkadaşlar. Şöyle bakın buna da o videoda daha bol miktarda göreceksiniz inşallah.
Ve o videoda neyi gösterdim başka? O videoda oya ağaçları var. Evet, mavi ile yeşilin harika bir uyumu. Şöyle görüyorsunuz ve mor mor da asterler var. Asterler videoma bakarsanız arkadaşlar 2 yıl kadar önce yapmıştım. Çünkü 3-4 zamanlı çektim onları. 3-4 tür aster vardı bende. Hepsinin açtığı güzel zamanlardan görüntüler alıp o şekilde ekleyerek yaptım. Bakabilirsiniz fuşya püsküllü aster de var. Şimdi onu da görüntüleyeceğim ben size. Şöyle şunları geçmeyelim ya. Evet, mor yıldız, mor salkımı budadım arkadaşlar. Biraz açtım, budama yaptım. Çünkü güneş göremediler, açamadılar bazı bitkilerim. Bu gördüğünüz kadife çiçeği arkadaşlar. Şöyle bakın. Buna ne isim diyorlar? Başka çiçeklere kadife diyorlar. Buna başka bir isim diyenler var. Bu arada bir izleyicimiz Begonvil'e, Kıbrıs'ta Cemile denildiğini söyledi. Öksüz. Çıkmaya çalışıyor. Şöyle yeni açan güle de bir bakalım. Evet, Begonvil'in bir adı gelin duvağı olduğunu biliyoruz. Ama bir adı da Cemile imiş. Ah, 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 ayağımın altına geliyorlar. Korkuyorum. Başına bir şey gelecek. Şöyle, evet, mavi yasemin de çok güzel. Kurşun kök. Plumbago bilimsel adı ve köyden getirdiğim Ayşe abladan fidelerden şöyle biri açmış. Bu yaz patı, saray patı. Çok olamadılar ve burada arkadaşlar farklı bir tür olarak da anemon dağ laleleri var. Şöyle bakın, bol bol tomurcukta. İnşallah bol açtığı zaman videosunu yaparım. Özel videosunu yaparım arkadaşlar. Şurada da vardı, onların bir kısmı kurudu. Suyu seven bir tür, biraz ihmal edildi. O yüzden. Evet, burada beklediklerim vardı, açamadı. Özellikle sarı trompet çiçeği arkadaşlar, bakın bitkisi. Bu da hasar gördü, yeniden büyüdü bu baharla birlikte, yazla birlikte. Ama gölgede kaldığı için açamadı. Bir açamayan çiçek de arkadaşlar itaatkar çiçeği. Bakın şöyle kiraz var, ıhlamur var. İtaatkar çiçeklerini bekliyordum, onlar da açamadı. Bakın tomurcuktalar. Bir noktada var açmış. Bakın açamadı bunlar. Bir noktada var. Oradan göstereceğim size açmış olarak. Şöyle saray nanesine bakalım. Şöyle eve doğru görsel olsun. Ve abutilon ağaç küpesi. Bakın bunlar farklı. Daha böyle koyu turuncu mu diyelim, desenli turuncu. Bu şekilde kor gibi. Ve orada sarılı turunculu bir çilli kanamız var. Onu da görüntüleyeyim. Şunları da görüntüleyeyim arkadaşlar. Bakın bu sardunya da bu saksıda idi. Başka bitkiler de var ama olmadı onlar. Aslında sümbül teber. Bu da farklı bir tür. Bekliyorum. Yanında tohumdan çıktı bu. Çıkartmaya da kıyamadım arkadaşlar. Şöyle. Ah, ne yapıyorsun? Şöyle bakın, çok güzel açtı. Kıpkırmızı ve sarı çalımine harika bir görsel sunuyor. Gel hadi gel. Şöyle sandalyeyi görünce oturdum arkadaşlar. Hadi gel, hadi gel. Evet, avizeleri sona bıraktık. Avize çiçekleri çok güzel. En güzel zamanı. Şimdi akşama doğru da açılmışlardır. Evet, şöyle çilli kana. Evet, çilli kana ile şöyle poz verelim, mavi üzerinde güzel durur diye. Buradan Begonvil Kraliçesi Perihan ablama geçmiş olsun dileklerimi sunmak istiyorum arkadaşlar. Ameliyat oldu yine. Biliyorsunuz birkaç yıl önce o videolarda bahsettim, onların bahçesinden çektiğimiz videolarda ayağı kırılmıştı. Çok kötü kırıldı. Çok uzun yıllara dayalı bir tedavi süreci yaşadı. Bu yazında şöyle kuma gömmüş ayağını, hani sağlık olsun anlamında, hani şifa bulmak niyetiyle arkadaşlar, fakat enfeksiyon kapmış, yine bir ameliyat geçirdi. İnşallah son olur, şifa olur. Gerçekten çok zorluklar çekti. Buradan geçmiş olsun dileklerimizi sunmuş olalım şu kana ile arkadaşlar. Evet Perihan ablacığım,
Rabbim acil şifalar versin. Neyse, vakti çok harcamadan hemen koşarız, hemen koşarız, aralardan geliriz. Aralardan geliriz. Bakın çok güzel görünüyor şöyle. Sandalye ile renkler çok güzel bir manzara oluşturmuş. Ve yine köyden Ayşe ablamdan aldığımız, Ayşe ablam ablamın görümcesi olmakta arkadaşlar. Köyümüzde tohumdan yetişen fidelerden almıştım, biliyorsunuz videoları izleyen bilir. Mezo, vurmuyorsun ona. O da senin gibi garip. Bak. Kızım, kızım. Evet, bu yerminesi de çok güzel oldu bu aralar. Bir ara kırmızısı oluyor, bir ara pembesi böyle atak yapıyor. Şöyle görmüş olun, makarna süzgecinin içinde. Şöyle görün. Ve burada da bir sakız sardunya var. Ebruli renklerde görmüş olun. Bakın burada yine bir sardunya var. Pembe başladı ve kaktüsle birlikte. Ah, akşamı ettik etmeden. Şu püsküllü astere bir göz atalım. Avizelere gideceğiz. Terasa çıkacağız. Güneş batmadan göğe sizlere görüntü alacağım. Biraz elimi çabuk tutayım. Bakın asterler böyle devam ediyor. Asterler videoma bakarsanız hepsini orada göreceksiniz. Bu arada akşam safaları da başladı. Şöyle onları da görmüş olduk. Evet, pasiflora bu meyve yapmıyor arkadaşlar. Lavender Lady, çarkı felek, saat çiçeği denilen tür, bu dayanıklı. Şöyle yaprakları olduğunda dayanıklı olduğunu gördüm. Şöyle devam edelim. Evet. Bir hayli odaklandı bir yerde pasiflora. Evet arkadaşlar, Pandora Yasemin'i de bu kışın donanlardan gitti diye üzülürken filiz verdi. Evet, çıkmayan çiçeğim olmadı gibi yerde, hani birkaç yıldır kalan çiçeklerim, hassas olanlar kışın gittilerse de yine sonrasında çıktılar. Pandora Yasemin'i videomu izlerseniz orada en güzel bol çiçekli halini göreceksiniz. Solanum beyaz, mor yıldız solanum rantonetti. Şu anda çiçeklerini kapattım. Maalesef göremeyeceksiniz. Solanum videosu yapmak istiyorum. O zaman orada hem mor yıldızı, hem bunu, hem diğer solanum türleri ile bilgi de verebilirim. Şöyle bakın, bir sardunya dalı buraya dikmişim. O da çiçeğe durmuş. Evet, bugün bir hayli budadım Mine'yi burada. Bir hayli budadım Mine ve Yasemin. Çünkü aşağıda gördüğünüz gibi kasım patıları var. Bu çiçek de gül başladı. Bakın çok güzel. Baharda bol çiçekli oluyor. Ama bakın burada da tomurcuk dalı var. Kocaman. Bir sürü tomurcukları var. Bu arada turuncu kozmozlar görünüyor. Şöyle ve kendiliğinden çıkan horoz ibikleri. Bunları da aslında arkaya kapattılar. Size itaatkar çiçeğini gösterecektim. Hemen göstereyim. Bakalım ne kadar gösterebilirim. Şöyle bakın, bu köşede artık ışık bulmuş, açmışlar. Aşağıdan başlayıp yukarıya doğru gidiyorlar. Bakın burada yine ayrı tomurcuk dalları var. Alttakiler solmuş, yukarıya doğru aça aça gidiyorlar. Çok hoş bir dizilişi var. Bundan başka noktalarda da var ama istediğim gibi olmadı, gölgede kaldılar. Bakın burada da bunlar tomurcukta, inşallah açarlar. Biraz şurayı açmam gerekiyor. Mesela burada sumak ağacı var. Bunu ben ekmedim. Kenara ya da eğmem gerekiyor. Horoz ibiklerini işte kıyamıyorum. Bakın harika görünüyorlar. Süzülüyorlar. Muhteşem. Kanalar ötede. Onlara da bir göz gezdireceğiz. Ve brillant demiştim. Bunlar yerlerdeydi, tarhlarda. Gözükmüyorlardı. Saksıya aldım ama çok gösterişli değil çiçekleri. Bakın. Pembesinden aldım arkadaşlardan. Hatta 2-3 kez almışımdır ama hiç göremedim. Şu olabilir mi pembe acaba? Bakın burada da var. Yani bunlar yeni beyaz çıktı. Burada saksı var. Ondakini pembe sanıyordum ama değil. Yani böyle. Pembesi çok güzel. Bazı misafir bahçelerde paylaşıyorum. Oluyor, muhteşem oluyor. Plektrantus dediğim saksıdaki, bakın bahçede yerde de var. Şöyle bakın, çok hoş bir rengi var. Evet, şöyle gidelim kanallara bakalım. Korkuyorum, kediyi ezeceğim bu arada. Evet, şöyle kanallara bir göz atıp avize çiçeklerine geçelim. Şöyle bakın, beyaz beyaz solanum, laksum, gelin çiçeği sarmaşığı, üzüm
çardağının üzerinde. Çok güzel oldu. Çok hoş görünüyor. Arka taraftan daha güzel görünür. Eğim var çünkü orada. Şöyle döndüm, çıkacağım. Bir dışarı çıkabilsem. Bakın aster. Şöyle bakın, çok güzel çıtı pıtı görünümü var. Çok güzel. Evet, şöyle poz verelim biraz. Hadi sen de gel, sen de gel. Gel gel, hadi gel. Gel bakayım. Instagram'da böyle çiçekle çekiliyordum ben. Sonra geldi. Geldi, çıktı omuzuma. Şöyle selfie yapalım. Kızım selfie, selfie kızım. Güzel kızım, bak bak bak, yakın bakılsın, yakın yakın. Evet, isteyenlere vereceğim bunu. Sevgiye, şefkate, bakıma ihtiyacı var. Benim bahçemde birçok kedi var. Onu durutmazlar. Gördüğünüz gibi Mezo'da saldırdı ona. Kızım, güzelliğim benim. Evet, Aster'le birlikte şöyle bir hoş anımız olsun. Ay, çok güzel bir çiçek arkadaşlar. Bakın. Oy, 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 oy. Evet, kapıdan dışarıya çıktım arkadaşlar ve şimdi surprise. Şöyle dönelim. Evet, muhteşem oldular. Şöyle bakın, 5 avize. 5 tane avize. Şöyle selfie yapıyoruz. Mezo mu o? Yanımdaki kırçıl. Mezo ile kavga ediyor bazı kediler. Şöyle harika arkadaşlar. Evet, avize videom var. Orada bilgilerini anlattım ama buradaki kadar güzel değildi o zaman. Şimdi iyice olgunlaştı, serpildi. 5 koldan böyle çiçeklerini açtı. Biraz da böyle bakalım. Kırçıl, seninle selfie yapalım. Evet, şöyle bakın arkadaşlar. Şöyle bakın, akşam olunca açıyor şöyle alttan. Kendilerini açıyorlar. Şöyle daha iyi görülüyor. Hatta şöyle bakabiliriz. Gündüz çekimlerinde kapalı oluyor bunlar. Enteresan huyları var çiçeklerin. Evet, ve akşamları kokuyorlar. Hoş bir kokusu oluyor. Hani Melisa gibi çok yoğun değil ama hoş bir kokusu var. Evet, burada böyle kaldık. Güneş battı herhalde. Evet, güneş battı zannedersem. Akşam sapaları da rengarenk, rengarenk. Bakar mısınız? Eflatun, pembe, beyaz, sarı, karışık, turuncu. Şöyle oluşmuşlar. Çok güzeller arkadaşlar. Burada bu öbek çok hoş. Şöyle yukarıda da var biraz. Daha pastel tonlarda. Ve hemen ağaç hatmisini görüyorsunuz. Bu da birkaç yıldır aldığım. Çok yer değiştiği için çok oturmadı. Şimdi anca yerine alıştı. Bakın, yanında bir tomurcuk var. Fakat bunda şöyle yalın kat çıktı. Bu neden oldu onu bilmiyorum. Dönüşüyorlar bunlar kendi halinde. Şöyle bakın. Evet, ezan bitti. Evet, bitti derken bir diğeri bitirmemişti. Bunları dedim ezan okunurken görüntü alayım ama şöyle söylemeden de geçmeyeyim. Keşmir buketi, Clerodendrum chinensi denilen, başka ne deniliyor? Arap flüde diyorlar.
Yeniden başladı arkadaşlar açmaya. Yaz başında açıyorlar. Şimdi sonbaharda da böyle açmış oldular. Bir de inci çalısı, bunu göstereyim. Aldığım zaman sizlere yeni aldığım çiçekleri görüntülemiştim ama o günden sonra bakın daha bir irileştiler. Şöyle kavrulmuş fındık gibi oldular. Daha bir irileştiler ve kışın da bu üzerinde kalırmış arkadaşlar. Görmüş olun. Çiğdem, evet, şimdi akşam kapattı. Gündüz çok güzel görünüyordu. İnşallah başka zaman gösteririm. Var git çiçeği deniliyor yaylalarda. Bu zamanlarda sonbaharda açtığı için, yayladan dönüş zamanı olduğu için o isim verilmiş kendisine, var git. Evet arkadaşlar, çatıya çıktım, terasa çıktım. Terası kapatmıştık, güneşte. Yetişemedim güneşin batışına. Evet, maalesef istediğimiz gibi olmuyor gerçekten. İnanır mısınız, bu 5. videom. Kaç gündür çekiyorum. Hep bir aksilik oluyor. İnşallah olmaz. Şimdi de olmaz. Şöyle hayırlısıyla selametle bir tamamlarım. Terasa çıkardım fideler, çiçekler vesaire. Şöyle 3'te 2'sini kapattık arkadaşlar üstten. Alçı sıva falan olacak. Sonra boyanacak. Bunlar sonraki olabilecek işler. Şöyle bakın, bittikten sonra yine görüntülerim 3'te 1 oranı açık alan kalsın dedik. Şöyle otururken açık havanın özelliği başka arkadaşlar. Bu arada çok yoruldum. 3 kat çıkıyorum yukarıya. Nefes nefese kaldım. Neyse, böyle deniz manzaradan sabah masmavi görünüyordu, şu anda beyaz görünüyor. Neyse, başka zaman yine görüntülerim. Evet arkadaşlar, yorumlarınız çok kıymetli. Beğenileriniz çok kıymetli. Dünyanın her bir yerinden, Türkiye'min her bir köşesinden izleyen siz değerli dostlarıma tek tek, ayrı ayrı, en içten sevgilerimi gönderiyorum, selamlarımı gönderiyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Sonraki videolarda inşallah başka güzelliklerle, ama bundan sonraki video inşallah Rabbim nasip ederse müjde çiçekçilikten olacak. Şöyle manzarayı da alalım yeşillikle birlikte. Orada görüşmek üzere. Sevgiyle, sağlıkla, renklerle kalın. Allah'a emanet olun.